Elektrikçi çocuk. Hoş geldin. Ha? Ha? Benim ya. Doğru. Hoş bulduk. Ya ben şey için... Şimdi ablama baktım da... Bu saate kadar da gelmeyince... Merak ettin tabii. Ama bugün neler oldu be bilsen. Ne oldu? Motorlu bir maganda Şirin ablaya çarpıp kaçtı. Maganda mı? Maganda. Evet, maganda. Sen niye alındın ki? Şimdi... Bu doğrudan metabolizmayı hedef alan bir laf olduğu için yani alınır. Duyan herkes alınır yani buna. Yok, alınma da. Yani insan olan hadi çarptı bırakıp kaçar mı? Kaçmamalı. Kaçmaz yani normalde. Kadının ayağı kırıldı o adi adam yüzünden. Ayağı mı kırıldı? Adi herif ya. Çok üzüldüm ben ayağının kırıldığını onun ya. Fark ettim. Neredeyse kendin çarpmış gibi üzüldün. Cano. Neredesin ya? Merak ettim ben seni. Bu saate kadar. Bitti benim de işim. Yani iyi akşamlar. İyi akşamlar. Cano. Kapıyı aç, aç. Aç kapıyı, aç. Sen de camı aç. Aç camı. Açtım, açtım. Aç bastılar bana. Açtım. Sen niye geldin? Anlatacağım. Cano. Cano iyi misin? Daha iyiyim. Kızım bu gazeteci kadın... Nizam Eyboğlu ile beraber bu sıraya girdi ya bak benim aklım gitti ha. Tanıdı mı seni? Ne oldu niye getirmiş? Sıpkın. O kayıp problemi var ya. O kadının kocası o kayıp programının yapım koordinatörüymüş. Nizam Eyboğlu da programa çıkacakmış. Gülay şeye seslenecekmiş. Ne? Ya programda bulmadıkları kayıp yok be. Hayır ben böyle işin... Gülay şeyi televizyondan uzak tutsak da anasına çok benziyor. İlla ki biri bulur, görür, söyler. Biz buradaki kansızı bulmadan onlar Gülay şeyi bulacaklar. Belki de ben bulmuşumdur o kansızı. Ne? Kim? Yani emin değilim. Emin değilim. Naz Hanım sevmediğinden o imaları yaptı belki ama... Neyin imasından bahsediyorsun? Ne oluyor Cano? Nizam Eyüpoğlu'nun sekreteri. Nermin. Yani çok değişik bir kadın Zıpkın. Naz Hanım'ın dediğine göre Nizam Eyüboğlu'nda da gözü varmış. Belki de her şeyi çöpe bırakan o. Geliyorlar.
Patron! 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 Polis! Patron polis! Patron polis, baskın var, kaç! Ne diyorsun lan? Çık lan! Çatan! Durun yoksa ateş edeceğim! Sabit abi. Sabit abi. Sabit abi, tamam. Tamam, ben yanındayım, yanındayım, bir şey yok. Mercan. Gülayşe. Sakin ol tamam. Sabit abi lütfen. Sallanma. Gel oğlum gel. Tamam abi, geçti tamam. Yakup. Yakup çıkıyorlar, bak bakayım. Bak kardeşin aralarında mı, bak. Gülayşe. Biz seni oradaki çöpten çıkardık. Çatal nerede lan? Çatal kim komiserim? Tanımıyorum ben öyle. Belleteceğim ben sana çatal kim. Çatal nerede lan? Çatal nerede lan? Gel. Ben sana barbarlık yok demedim mi? Thank you.
Harun yok aralarında. Tamam. Bak en azından bir sürü çocuk kurtardık Yakup. Kardeşin de çatalın eline düşmemiş. İyi hallettik ha. Hallettik de. Biz şimdi nasıl döneceğiz? Bütün parayı minibüse verdim sabah. Tabanvayla. Çatanın zulası var. Zula demek... para demek. Sabit abi doğru diyor. Çatalın her mekanında bir zulası vardır. Heh. Var, var. O zaman ne duruyoruz? Hadi gidip patlatalım zulayı. Hadi. Hadi. Yürü. Sabit abi gel. Gel. Bak. Kimse yok. Gördün mü Sabit abi? Tamam sakin ol ben buradayım. Tamam Sabit abi işte böyle. Evet. İşte böyle. Sabit abi. Şimdi. Nerede pusula? Hı? Çok para var. Bunda tüm sokak çocukları doyar. Dolar bunlar. Öksürüğü duydunuz mu? Ha? Çatal. Çatal çocuk kapatmış. Nerede? Samt abi nerede? Çabuk, çabuk. Hadi çabuk, çabuk ya. Harun.
Harun. Çatal çocukları hep buraya kapatır mı? Bazen ceza için, bazen de hastalık ulaştırmasınlar diye. Şanslıysan ödün çıkar. Şanslısan iyileşirsin, dirin çıkar. Sabit abi. Allah'ım, beni burada unuttun mu? Beni unut ama Gül Ayşe'yi unutma, olur mu? Bu daha bebek. Ali'yi de unutma. Çocukları da. İstersen bu üstüme gelen duvarları başıma yık. Ama köksüzlerimi koru. Ne olur Allah. Onları herkes unutursa unutma. Ali, biliyorum kızdın ama bak hepimizin üstüne başına kıyafet alalım diye çok uğraştın. Senin suratına ne oldu? Bırak şimdi suratımı. Gül Ayşe ile Sabit yok. Ne demek yok? Yoklar işte Mercan. Zıpkın Sabit'i ara. Arayayım da sen niye aramıyorsun ki?
Ara lan işte. Abi senin surat gitmiş, telefon gitmiş. Ne oluyor? Zıpkın, Sabit'i ara. Ses geliyor. Telefon sesi geliyor. Senin koca yüreğinde çok hasta bir garibe de yer vardır değil mi? Ali Ateş. Neredesin lan sen, geceden beri bekliyoruz burada? Abi nöbetçi Bayter miyiz biz ya? Konuşma lan. Zaten canım burnumda. Ateş düşürecek ilaç lazım. Bu sefer kime? Sana ne oğlum? Sana ne lan kimeyse? Haydi. Abi kime sinirlendiysen ona çatsana ya. Niye sinirini benden çıkartıyorsun? Allah Allah. Ben sana alo derim. Eyvallah. Şefime de hürmetler abicim, eyvallah. Oğlum sessiz ol, kız uyuyor. Gel. İbrahim amca aradı. Ne diyor? Zümrüt'ten yana bir sıkıntı var mı diye. Meğersem dün Zümrüt'ün adamları buraya basmışlar. Ne? Ali'nin suratını onlar mı dağıtmış? Onu bırak. İbrahim amca dedi ki, sen bir de karşı tarafı gör dedi. Ali Ateş, çöpçü tayfa ile beraber Zümrüt'ün adamlarını dövmüş. Sonra bir de Zümrüt'ü hastaneye çarpmış, tehdit etmiş. Ne tehdidi lan? Yakarsa dünyayı garipler yakar. Yaktırtma Zümrüt demiş. Ulan be, abime bak, kimin abisi, laflara bak. Yakar. Kral. Ailesi için dünyayı yakar. Ama bilmiyor ki ailesi de onu yakacak. Ne alakası var şimdi buna? Lan oğlum. Ben... kimliğim olsaydı, Eyüboğlu'nun evine işe girseydim ne olacaktı? Hadi diyelim bebeği çöpe atan Nermin. Ben Nermin'in foyasını ortaya çıkarttım. Nermin ne diyecekti? Ha?
Çatal alsın diye bebeği bıraktım o çöplüğe demeyecek miydi? Sonra Çatal'ı bulup Çatal'ı konuşturacaklardı. O ne diyecekti lan? O ne diyecekti? Aha bu köksüz tayfa bebeği kaçırdı. Aha bu Ali Gülayşe'nin annesini öldürdü. Sonra ne olacaktı? Gülayşe her şeyi öğrenmeyecek miydi? Kızım bak sadece Ali değil biz de yanacağız ha. Gülayşe silecek hepimizi babasını söylemediğimiz için. Ama sendin buna razıydın. Sendin buna razıydın. Hı? Öksüzün hakkını yedirmeyelim diyordun. Şimdi ne değişti Mercan Hanım? Ali'yi görünce sevden mi kabardı? Sen dün Ali'yi düşünürken bu kız Çatal'ın eline düşebilirdi. Sen bunu düşündün mü hiç? He? Ya bu kız var ya, sokak çocuklarını koruyacağım diye bıçaklandı. Bu kız bıçaklandı ama hala akıllanmadı. Çünkü niye? Mangal gibi yüreği var kızın. Akıllanmaz çünkü. Akıllanmaz ama bak. Çekirge bir zıplar. İki zıplar. Üçüncüsünde Çatal'a yakalanır. Sen bunu düşündün mü? He? Sen bunu düşündün mü? Yoksa sadece Ali'yi mi düşünüyorsun? Düşündüm lan. Düşündüm. Gülayşe'yi mi yakayım? Ali'yi mi yakayım? Hangi ateşten gömleği giyeyim diye sabaha kadar düşündüm. Neyi seçtin? Gülayşe! Gülayşe! Ali! Kız daha yeni uyudu. Bırak uyusun. Uyansın. Hesap vakti. Uyandır hadi. Sen daha suratının hesabını vermedin. Ben suratımın hesabını gördüm de defterini durdum de. Uyandır şimdi Gülayşe'yi. Ali. Mercan. Çocuk çok ateşli. Sabaha bekle. Dellenirsin dedin. Tamam dedim. Bak sabah oldu. Haydi. Sıpkın. Sen Yakup'un kardeşinin ilacını içir. Hadi ablam, hadi. Ali. Sen de bir gelsene benimle konuşalım. Hadi. Ali, bak kıza öğlene kadar dokunma. Uyusun. Sabaha kadar gözünü kırpmadı. Mercan, kurban oldum. Bak bu kız gitmiş Çatal'ın ininden çocuk kaldırmış, çocuk. Abisine çekmiş. Ne alaka? Senin beni kurtardığın zindandan kurtarmış Harun'u. Duvarda çentik izleri vardı dedi. Abla bir görsen. Bir çocuk çentik atmış. Görsen ağlardım dedi. Diyemedim. O çocuk bendim diyemedim Ali.
diyemedim ama gurur duydum onunla. O zindandan bir çocuk kurtardığı için gurur duydum. Sen de doğru. Ağlama Mercan. Sen ağladıkça dünyayı ateşe veresim geliyor. Ağlama. Zümrüt'e de öyle demiş. Yakarsa dünyayı garipler yakar, yaktırma demiş. Vallahi dedim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah kurtarsın birader. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Sağ ol. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Gel otur. Gel. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Olur. Allah kurtarsın kardeş. Eyvallah abi. Seni de. Yakup. Nasıl oldu kardeşim? İlacı içince ateşi biraz düştü. Mercan abla, Ali abi nerede? Çok kızdın bana. Kızdı vallahi. Deniz kenarına yolladım. Öğlene kadar gelme dedim ama bilemeyeceğim artık. Bütün gece Harun'un ateşiyle uğraşmaktan soramadım. Bu ne? Ne oldu oğlum? Çalıntı mı lan yoksa? Senin kimi yakacağını seçmene gerek lüzum yok canım. Ben seçtim. Yakup, Zıpkın nerede? Bilmem. Sen deniz kenarına gittiğinde kamyona binip gitti. Ha. İyilik Derneği'ne gideceğim diyordu. Battaniye, yorgan bir şeyler almaya. Buraya gitti herhalde. Ben de bir gidip bakayım. Şimdi iyisini seçemez. Sen soran olursa öyle de, tamam mı? Hı hı. Zıpkın, ne demek senin kimi yakacağını seçmene lüzum yok ya? Ne demek ben seçtim? Oğlum, bak bir delilik yapma. Bak, Zıpkın, ya mesajı atıp telefonu kapatmak mı var lan? Aç şu telefonu. Zıpkın, bak Eyüboğlu Köşkü'ne gidiyorum. Sakın bir delilik yapma ha. Zıpkın,
Seçmek zorunda değiliz. Hiçbirimizi yakmadan da bu işin bir çözümü vardır belki. Bir delilik yapma. Önce düşünelim. Sıpkı, bak 10 dakikaya Eyüboğlu sarayındayım. İşe almak için elimden geleni yapacağım. Gerekirse Eyüboğlu'na yalvaracağım. Ama sen neredesin, ne yapıyorsun? Bir ses ver Allah aşkına. Bak işe almak için el... Mesaj süreniz dolmuştur. Ah! Nizam Bey gelirse bankaya kadar gidiyorum. Peki efendim. Ali abim gördün mü? Mercan abla sakinleşsin diye deniz kenarına göndermiş. Öğlene kadar gelme demiş. Ben öğlene kadar bekleyemem ya. Gideyim hazırımı yiyeyim, kurtulayım bir an önce. Şişt, bana bak. Çantayı soran oldu mu? Kimseye demedin değil mi çatalın uzulasını patlattığımızı? Mercan abla sordu. Sen söyleyeceğim dedin diye söylemedim. Ben söyleyeceğim. Söyleyeceğim de nasıl söyleyeceğim? Allah'ım. Sen beni koru. Amin. Yakup, dua et bana. Abi bu ne? Karavan oğlum. Aslında dün getirecektim ama operasyon çıktı, anca gelebildim. Siz ne yaptınız? Gece üşüdünüz mü çok? Biraz. Abi. O adamı yakaladınız. Dünkü baskında yani. Ne diyorsun oğlum sen? Sen nereden biliyorsun lan? Oradaydık. Gülayşe, Sabit abi, ben. Oğlum nasıl oradaydınız lan? Sen ne diyorsun? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Hani çatalın yerini ihbar eden vardı ya. O Gülayşe ablaydı. Siz mekanı basarken biz izliyorduk. Beni gördü mü? Yok, görmedi. O sırada çöp konteynerlerine bakıyordu. Çöp konteynerin ne alakası var oğlum? Çöple ne alakası var? Gülayşe ablayı çatalın mekanının önündeki çöpte bulmuşlar abi. Çatalın mekanının önündeki çöpe mi atmışlar? Çatalın mekanı. Abi, dünkü kız geldi. Gelsin. Gel, geç. Gelin hanım, sen bir çık bakayım. Gel kızım, gel.
Hacer seni öve öve bitiremedi. İşe de ihtiyacın varmış, doğru mu? Doğru beyim. İyi. Kafa kağıdını ver bakayım. De bir soruşturayım, kimsin, nesin? Böyle her yoldan geçeni işe alamam, değil mi? Kafa kağıdını ver dedim ya kızım. Ben çok iş aradım beyim. Ama kimse bana iş vermedi. Niye biliyor musun? Niye? Sokakta büyümüş çocuklara kimse iş vermiyor beyim. Namusunu satmadıkça bizim gibilere iş falan yok. Görmezden gelerek kirlettikleri çocuklardan temiz kağıdı istiyorlar. Soyun ne, sopun ne? Kimlerdensin diye soruyorlar. Bizim de var elbet soyumuz, sopumuz. Çoğu gariban analarımız. Topu, affedersin, şerefsiz babalarımız var bizim. Sen 23 senedir kaybettiğin kızını arıyorsun ya. Benim babam kızı anasının karnındayken onu sokağa atmış. Sen şimdi işe almak için benden kimlik istiyorsun ya. Desene, babamın bana vermediği kimliği ben sana nasıl vereyim? Senin gibi bir babam olmadığı için suçlu ben miyim? Kızım ben bir... Nermin Hanım. Seninle biraz konuşalım biz. Müzik